Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, il ve ilçe müftüleri ile salgın dönemi Diyanet Hizmetleri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı toplantı yaptı. Başkanlığın salgın sürecindeki faaliyetlerinin ve atılacak yeni adımların değerlendirildiği toplantıda konuşan Başkan Erbaş, milletimizin yaşadığımız bu musibet karşısında en doğru tavrı almasına rehberlik etmeye çalıştık dedi. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşları bilinçlendirme ve tedbirler çerçevesinde din hizmetlerinin sürdürülmesine dair çalışmalara ağırlık veren Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın dönemi Diyanet Hizmetleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı bir toplantı gerçekleştirdi. Başkanlığın üst düzey yöneticileriyle birlikte 1284 il ve ilçe müftüsünün katıldığı online toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Teşkilatı'ndan salgınla mücadele konusunda hassas olmalarını istedi. Bugün hepimize düşen görev, insanlığın maruz kaldığı salgını birlik ve beraberlik ruhuyla bertaraf etmek için azim, sabır ve sebatla mücadele etmektir. Tevekkülle takdire rıza gösterirken alınan bütün kararlara ve tedbirlere hakkıyla riayet etmektir. Zira söz konusu hususları ihmal ettiğimizde özellikle genç nesillerin zihinlerinde bela ve musibetleri anlama ve anlamlandırma noktasında eksikliklerin olması gibi bir risk olacaktır. Başkan Erbaş camilerde alınan salgın önlemlerine büyük oranda uyulduğunun altını çizdi. Camilerde maske, seccade ve diğer kurallara uyma noktasında büyük oranda bir uyum ve düzen bulunmakla beraber zaman zaman hocalarımızı zora sokan sıkıntılı durumların olabildiği de bir gerçektir. Cuma namazları ve diğer durumlarla muhtemel sorunları valilerin de inisiyatifiyle yerinde ve zamanında çözmeye özen göstermeliyiz. Başkanlıkça yürütülen eğitimlerin bir kısmının uzaktan online olarak yapıldığını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı, salgın döneminde doğru dini bilginin aktarılmasında Diyanet TV ve radyolarının katkısının öneminin daha da arttığını vurguladı. Bu süreçte Diyanet televizyonumuzun ve radyolarımızın büyük bir imkan olduğunu daha yakından gördük. Pek çok hizmetimizi ve özellikle irşat faaliyetimizi medya araçlarımız üzerinden yapmaya çalıştık. Dolayısıyla başta Diyanet Televizyonumuz olmak üzere yayınlarımızın milletimize tanıtılması çok daha hayati ve önemli hale gelmiştir. Bu çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Başkan Erbaş terörle mücadele konusundaki kararlılığa da vurgu yaptı. Din görevlilerinden terör örgütlerine karşı vatandaşları bilinçlendirmeye ve uyanık olmaya devam etmelerini istedi. Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelede milletimizin yanında olduk. Bugün de bir milli mücadele ortamı var salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemize göz diken terör yuvalarıyla o terör yuvalarını destekleyen ülkelerle mücadelemiz devam ediyor. Bu böyle devam edecek. Onun için tedbirlerimizi almaya, milletimizi uyarmaya devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan camiler ve din görevlileri haftası, Mevlid-i Nebi haftası ve Ayasofya Cami sempozyumuna dair de bilgi verdi. Din görevlileri haftasında cami ve ilim, Mevlid-i Nebi haftasında ise peygamberimiz ve çocuk başlıklarının ele alınacağını açıkladı. Ayasofya Cami Sempozyumu ise 2 Ekim cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.